Toprakların kahramanları bitmez. Bu toprakların kahramanları bitmez. 80 milyonu yasa boğan kazanın ayrıntıları netleşti. Denetlemeden dönerken yüksek gerilim hattına çarpan helikopterin 300 metre yükseklikten yere çakıldığı ve içerisindeki mühimmatın patladığı belirlendi. Kaza kırım ekipleri dün gün boyu bölgede çalışma yürütürken Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ve komutanlar da inceleme yaptı. Şehitlerin cenazeleri ise törenle memleketlerine uğurlandı. Sen bunu çekmeye devam et. Dün bu kaza yaşandıktan hemen sonra PKK terör örgütü tabi propagandaya başladı. Eski bir takım videolar bulmuşlar bir yerlerden, onları paylaşıyorlar. Bir takım görüntülere fotomontaj yapmışlar, onları paylaşıyorlar. Dertleri şu: Şırnak Uludere'de Şanoba'daki helikopteri PKK düşürdü. Ya arkadaş, şimdi bölgeyi bilmeyenlere, süreci takip etmeyenlere tabii "Aa, sahiden olmuş olabilir mi ya?" falan gibi hayretler yaşatmış olabilirler. Çünkü PKK ve PKK muhibi, bakın bunu bilerek kullanıyorum bu ifadeyi, bu PKK muhibi medyada çok var. Biz niye sürekli olarak medyanın da yerli ve milli olması gerektiğini burada bas bas bağırıp duruyoruz? Çünkü medya içerisinde, egemen medya içerisinde DHKPC'nin ve PKK'nın muhipleri yuvalanmış durumdalar. Her köşedeler, her köşedeler. Gazete kendisi başlı başına bir şeye karşılık geliyor olabilir. Gazete bir şeye benziyor olabilir. Gazete ne bileyim, ulusalcı görünüyor olabilir, solcu görünüyor olabilir, hükümete yakın görünüyor olabilir, başka bir şey olabilir. Fakat orada içeride bir adam var, kalbi DHKPC ile PKK ile atıyor. O bir kenardan veriyor bombayı. Biz bunları çok yaşıyoruz. Ve sahiden de bunların bu medyadan temizlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Atıyor kenardan. Ya böyle de bir iddia var, buna ne diyorsunuz acaba diye. Ne iddiası ya? Gerizekalı. PKK'nın kara propagandası o. Ne iddiası? PKK'nın kara propagandası. Alçak adamlar. İddia mı? Ne iddiası ya? Böyle bir iddia var, buna ne diyorsunuz? Genelkurmay Başkanlığı bir açıklama yapmış. Helikopterin düşüşüyle ilgili olarak. Şırnak Valiliği de bir açıklama yapmış. Helikopterin düşüşüyle ilgili olarak. Canımız yanıyor. 13 vatan evladını şehit vermişiz orada. Sen PKK kanallarından alınmış PKK terör örgütünün eli kanlı terör örgütünün propagandasını, böyle de bir iddia var, acaba buna ne diyorsunuz diye Türkiye'nin gündemine sokmaya çalışıyorsun. Alçak aşağılık adam, senin ne farkın kalıyor PKK terör örgütünden? Soysuz. O komutanların Şanoba'dan hareket ettikleri noktada değil PKK'nın füze atacak imkan kabiliyeti, ateş edecek gücü bile yok. Bilmiyorsun ki o helikopterde şehit olan vatan evlatları orayı tertemiz temizlediler zaten. Orada PKK terör örgütünün nefes alacak gücü yok. Nefes alacak gücü yok. Füze atmış. Ne füzesi ya? Aşağılık adamlar, alçak adamlar. PKK terör örgütünün kara propagandasını, böyle de bir iddia var, ne diyorsunuz acaba falan diye gündeme getirmeye utanmadınız o şehitlerin arkasından. PKK tezleriyle mi konuşacağız? PKK tezlerini mi biz televizyonlarda, gazetelerde, radyolarda kritik edeceğiz, analiz edeceğiz? Onlar üzerine mi konuşacağız? Soysuz adamlar. PKK terör örgütünün tezlerini mi yükselteceksiniz siz bu medyalarda, bu televizyonlarda? Bu insanların onlarla mücadele ederken şehit düştüğü bu ortamda şöyle de bir iddia var deyip PKK terör örgütünün kara propagandasını mı taşıyacaksınız ülke gündemine? Gitsinler onlar kendi çukurlarında, kendi derelerinde debelenip dursunlar. Kendi kendilerini anlatıp dursunlar. Füzeyle düşürdük, roket atar fırlattık, elimizle durdurduk. Helikopterin pervanesini bir PYK gerillası durdurdu. Öbür pervanesi bir PYK gerillası sapladı falan diye kendi kendilerini anlatsın dursunlar. Aşağılık terör örgütünün kendi işi bu. Siz o alçak hain sürüsünün iddialarını nasıl olur da bizim konvansiyonel medyanın gündemine taşımaya kalkarsınız? PKK terör örgütünün nefes alacak gücü yok orada. Nefes. Ne füzesi de, ne ateşi, ne
nefes alacak gücü yok orada. Yok. Çünkü Aydoğan Aydın ve arkadaşları orayı tertemiz yaptılar. O yaylalarda piknik yapılacak hale getiriyorlardı. Zaten dert bu değil mi? Zaten dert bu değil mi? Katonun temizlenmesi değil mi zaten kavga? Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüde görmediniz mi? Dünyaya ayar verirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüde gözlerini görmediniz mi? Bakışlarını görmediniz mi? Dert bizim kendi terörle mücadelemizi kendi başımıza veriyor olmamız zaten değil mi? Biz bu PKK'lılar, PKK'lıyı biz dağ damağı da aramıyoruz ki. Al işte Cengiz Çandar. Güzel gülüşlü, melek yüzlü, yıldızlara yükseldin, Rakka'da toprağa düştün falan filan atıyor işte. Barış Atay, bilmem ne. Yazıyorlar işte yani. Teröristin arkasından ağıt yakıyorlar işte. Kim yakar teröristin arkasından ağıt? Kim kimi kaybettiğinde üzülüyorsa onunla beraberdir. Yüzümüze gülenlerin arkamızdan neler çevirdiğini biliyoruz, diyor Cumhurbaşkanı. Huzur içinde yaşamak istiyorsak sınır ötesini güvenlik altına almamız gerekiyor. Sınırımızda bir terör devleti kurulmasına izin vereceğimizi sananlar bizi tanımamışlar.